Ve Münevver Karabulut cinayeti tabii akıllara geliyor. 14 yıl önce işlenen bu cinayet hala Türkiye'nin gündeminde. Münevver Karabulut için diğer katledilen kadınlar gibi adı gibi 3. sayfa haberi olup geçmemişti. Tüm Türkiye cinayetin sonrasında yaşanan gelişmeleri an be an canlı yayınlarla izlemiş, takip etmişti. Bir fotoğraf o cinayetin üzerindeki sis perdesini yeniden hatırlattı. Bir fotoğraf karesi herkesi 2009 yılına götürdü. Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf Münevver Karabulut cinayetini yeniden gündeme getirdi. Çünkü o fotoğrafta Şahinkaya'nın yanındaki isim katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu'ydu. O poz önce Garipoğlu ailesinin sosyeteyle yakın ilişkilerini, sonra da Münevver Karabulut cinayetinin karanlıkta kalan noktalarını cinayetten tam 14 yıl sonra tartışmaya açtı. İşte bir cinayetin anatomisi. 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul'da Etiler'deki bir çöp kutusunda, başı gitar kutusunda, gövdesi bavulda bir kadın cesedi bulundu. Ceset lise 3. sınıf öğrencisi Münevver Karabulut'a aitti. Cesedin bulunmasından saatler sonra katilin kim olduğu belli oldu. Ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni Cem Garipoğlu'ydu. Ancak Garipoğlu kayıplara karışmıştı. Kaptan çıktı. Cinayetin işlendiği Şelale Evleri sitesindeki 73 numaralı villa kan gölüydü. Münevver'in tırnaklarından kopan parçalar bile duruyordu. Emniyet bunları özel lüminal ışıkla görmüştü. Çünkü ev Garipoğlu'nun annesi tarafından temizlenmişti. Münevver'in Adli Tıp Kurumu otopsisi çok tartışıldı. Otopsi raporuna göre 13'ü kafasında toplam 29 kesikle öldürülmüştü. Üstelik başı henüz sağken kesilmişti. Vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğe ait tükürük ve sperm kalıntıları vardı. Fakat en ilginç detay başkaydı. Münevver'in hemen boynunun altında V şeklinde iki kesik ve vücudunda da paralel olarak yapılmış kesikler vardı. Ayrıca sırtında toprak izleri de bulunmuştu. Tüm bu tespitler Münevver'in sadist bir haine kurban gittiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak bu karanlık hiç aydınlatılmadı. Bu V şeklindeki kesikler Cem Garipoğlu'nun kardeşinin sosyal medya hesabında paylaştığı bir görüntüde de yer aldı. Ayrıca Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta aile üyelerinin mutlu pozları da günlerce tartışıldı. Cem Garipoğlu adeta sırra kadem basmıştı. Polis her yerde arıyor ama bulamıyordu. 197 günlük firarın ardından avukatıyla birlikte teslim oldu. Ancak 197 gün boyunca nerede saklandığı hiçbir zaman öğrenilemedi. Garipoğlu ailesinin tümüne dava açıldı. Ailenin avukatlığını Metin Feyzoğlu yaptı. Cem ve babası Mehmet Nida Garipoğlu tasarlayarak canavarca hisse öldürmek, cinayetin işlendiği evi temizleyen annesi Makbule Garipoğlu suç delillerini yok etmek, amcası Hayyam Garipoğlu ve 3 çalışanı ise Cem'i saklamakla suçlandı. Anne, amca ve çalışanları 3'er yıl hapis cezası aldı. Garipoğlu'nun 9 yıl önce Silivri Beşnoğlu cezaevindeki tek kişilik hücresinde ölü bulunduğu açıklandı, intihar ettiği ileri sürüldü. Ancak inanmayanlar, kaçtığını ya da kaçırıldığını düşünenler oldu. Cem Garipoğlu hayatı, işlediği cinayet ve ölümüyle Türkiye'nin en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. Aydınlatılamayan bu cinayet hala kamuoyunun gündeminde. Karabulut ailesinin Cem Garipoğlu'nun mezar açılsın ve DNA işlemesi yapılsın talebi sürüyor. Ancak mahkeme talebi kabul etmiyor.